Herkese merhabalar. Denenmiş harika zayıflama kürüğüyle geldim. Şurada iki limon var. Zencefil, bir yemek kaşığı, 3 bardak su var. İçine bunları atıyorum. Böyle kestim. Ve arkadaşlar, ocağa aldım. Bunu kaynatıyorum. Sporlu yaparsanız yani haftada 2-2,5 kilo verebilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan sadece şu şekilde bir yol izliyorum. Gerçekten faydasını gördüm. Sabah kalkıp 2 bardak su içiyorum. Daha sonrasında evimin işlerini yapıyorum. Başka işlerimi yapıyorum. Ve saat 12'ye doğru kahvaltımı yapıyorum. İstediğimi yiyorum ama çok abartmak kaydıyla. Siz bünyenize göre kendiniz ayarlayacaksınız. Ondan sonra yine bol su içiyoruz. Bu arada bu kürü de sabah aç karnına içiyoruz. Bir bardak istiyorsanız ılık, istiyorsanız soğuk. Ve daha sonrasında akşam yemeğimi 5 ve 6'da, yani 7 geçirmiyoruz yani. En ideali 5,5, 6, 6,5 arasında 7'yi geçmeyecek. İstediğiniz şekilde yemek yiyebilirsiniz. 2 dilim, 3 dilim ekmek, yani menüde ne varsa yiyebilirsiniz. Ondan sonra yine bitki çayları, ama istiyorsanız bunu akşam da içebilirsiniz uyumadan 2-3 saat önce. Ben kendim yaptığım şey ıhlamur ve yeşil çay demliyorum. 2-3 kupa içiyorum yani. Hem su niyetine, su içmeyeceksem ondan fazla fazla içiyorum. Çok az limon sıkıp. Bu şekilde uygularsanız, ben bazı egzersizler yapıyorum ama hani belki yapamayanlar vardır. Bu şekilde kesinlikle yiyip de 1-1,5 kilo kessin. Birazcık sporla destekli 2 kilo haftada mutlaka gider diyorum. İki öğün besleyin ama. İki öğün besleyin. Ben kendim öyle yapıyorum. Ben fazla öğün beslemenin zararlı olduğunu düşünüyorum. Ara öğünlerde ama bol su içiyoruz. Yani metabolizma çalışacak. Yani metabolizma durmayacak. Yani burada önemli olan hani ara öğün işte şu fındık ye, fıstık ye. Yani ben onlara çok katılmıyorum. Onu siz hani yine yapabilirsiniz. Tabii ki de yapabilirsiniz. Abartmamak kaydı onu da yapabilirsiniz. Ama gerçekten eksilere düşmek için aralarda bol su veya bitki çayı. Bitki çayında limonu çok abartmamak lazım bitki çayı içerken. Hani limonda da aslında şeker var yine. Bu şekilde şimdi ben bunu kaynamaya başladıktan sonra 7 dakika kaynatacağım. Daha sonra zencefil ilave edeceğim. Ve süzeceğim bunu. Süzdükten sonra sabahlar içeceğim. İçmek isteyen hani gün içerisinde unutabilirsiniz. Akşam uyumadan 3 saat önce içebilirsiniz. Yani bakalım şu an devam ediyorum. Çok güzel gidiyor. Yaza az kaldı artık. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Bununla ilgili videonun devamı gelecek. Uygulamaya devam. Şu an çok iyi gidiyor. Kesinlikle harika. Arada istiyorsanız maydanoz suyu kaynatıp da içebilirsiniz bitki çayı niyetine. Ya yani elinizde ne varsa herhangi bitki çayı, ama ben yeşil çayın metabolizmayı çok hızlandırdığını düşünüyorum. Bunu içmeyi unutmayın. Ara öğünlerde şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yoğurt, zerdeçal, limon, pul biberi karıştırıp çok güzel bir ara öğün olarak onu da uyumadan önce yaparsanız daha güzel kilo verebilirsiniz. Yani burada yani biz insanlar hani işte az yiyeceğim, doymayacağım diye düşünüyoruz ama belli bir saat geldiğinde ben istediğimi yiyebileceğim psikolojisiyle ben insana daha rahat diyet yapabildiğine inanıyorum. Ve ben bu şekilde biraz fazlalıklarımdan kurtulduğumu düşünüyorum. Ve de devam ediyorum. Bu kürü yeni uyguluyorum. Çok iyi gidiyor ve size paylaşmak istedim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Şu şekilde süzüyorum. Zencefili içine attım. İstiyorsanız balla tatlandırabilirsiniz biraz.
Şöyle karışım. Cam kavanoz, şişe, cam olsun. Süzerken de plastik şeyleri de süzmeyin. En azından metal olsun.